hoş geldiniz sevgili seyirciler. Aslında bugün hem bizimle aynı amaç için yola çıkmış bir konuğumuz var. Onlar daha önceden bu yola çıkmışlar ancak televizyon sektöründe pek fazla bulunmamışlar. Turkish Win'in ve Bin Yaprak'ın kurucusu sevgili Melek Pulat Konak konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Süperim. Süper, harika. Melek Hanım, şöyle bir şey var. Ben aslında bu programı projesini yapmaya çalışırken amacım tabii ki bir örnek program teşkil etmekti. Yani Türkiye'de birçok genç kız, birçok aile, birçok genç kız babası, annesi bizi izliyorlar. Yurt dışında keza öyle. Yani yurt dışında uydudan da bizi izliyorlar. Ve bu kişilere bir şekilde örnek olabilmek, onlara bir cesaret verebilmek, belki buraya gerçekten kendi dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle bir yerlere gelmiş kadınları konuk ederek, onların hikayelerini dinleyerek bunlardan aslında bir feyz almak, bir şekilde yola çıkmak, böyle bir amaç edinmiştik biz. Ben bu projeyi yürütürken bir baktım sizle karşılaştım. Yani Temmuz ayıydı sanırım. Evet, projeyi böyle düşünüyorduk projenin üzerinde. Temmuz sonlarına doğruydu. Bin Yaprak'la karşılaştım. Bin Yaprak'ta sevgili Harika Uygur Ülkü'nün videosunu gördüm. Dedim ki aynı amaç için yola çıkmışız ve aslında çok eski olduğunuzu gördüm. Yani uzun zamandır olan bir proje olduğunu gördüm bunun. Çok sevindim gerçekten. Ancak televizyonculukta daha bulunmamışsınız. Televizyonculuk işine daha henüz tam böyle hani medya, televizyon dediğimiz şey var ya, tam olarak oraya girmemişsiniz. Duyurulması açısından ben büyük bir keyifle sizi davet etmek istedim programa. Bir kere Turkish Win var, bir de Bin Yaprak var. İkisinin de kurucususunuz. Şimdi Turkish Win açılımını alalım. Neden Turkish Win ismi oldu? Sonra Bin Yaprak neden Bin Yaprak ismi oldu? Sonra ikisinin ne olduğunu bize, Turkish Win'in ve Bin Yaprak'ın ne olduğunu kısaca özetlerseniz çok memnun olacağım. Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Bu bizim hayal ettiğimiz bir kız kardeşlik daveti. Aynı yola baş koymuş kadınların birbirine destek vermesi, içerikle, rol modellerle birbirimize o yaparsa ben de yaparım dedirtmemiz. Bunu düşündüğünüz, bizi davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim yolculuğum Turkish Win'le başladı. Turkish Women's International Network. Türk kadınlarının uluslararası bir network'ü olarak 2010 senesinde New York'ta faaliyete geçti. Neden İngilizce, neden böyle bir ismi var, neden ben gibi sorular sorabilirsiniz. Bunun da çıkış hikayesi şöyle, 20 yıllık bir süredir New York'ta yaşarken benim gibi Türk kadınlar dünyanın farklı yerlerinde, yurt dışında yaşıyorlar. Birçok Türkiye'de kadın uluslararası bir kariyere sahip. Biz şu kadınlar bir araya gelsek, birbirimize el versek nasıl olur diyerekten yola çıktık. Siz New York'ta çalışıyor muydunuz o sırada? New York'ta Haki adında bir semantik arama motorunun kurucu ortağı olarak çalışıyordum. Teknoloji sektörüne bir girişimci olarak. Ve işimin yanı sıra da böyle bir network'ü, bir kız kardeşlik ağını hayata geçirmek için de neredeyse tam zamanlı bütün hafta sonları, akşamları çalıştığım ikinci bir işim gibiydi Turkish Win. Sonra buraya geldikten sonra, o zaman 2010 yılı, 6 yılı var Turkish Win'in. Evet. Bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Turkish Win bir sosyal girişim. 6 senedir var olan, hayalini de bu internette TED.com'dan izlediğimiz videolardan almış, işte dijital içerikle ne kadar çok insana ulaşabileceğimizi, bir televizyon kurgumuz olmadığı zaman da YouTube üzerinden nelerler yapabileceğimizi o konferanslarla deneyimleyip ondan kendim ilham almıştım çok. Bu yolculukla biz kadınları bir araya getiren farklı yaş, coğrafya, sektörlerden bir network olarak hayata geçti. Ne yapıyoruz orada? Etkinliklerde ilham veren konuşmacıları dinliyoruz. O yaparsa ben de yaparım diyoruz. Üyelerimizin arasında bir mentorluk yolculuğu var. Gençler için kampüslerde kurduğumuz networkler var. Üniversitelerde var olduğumuz Campus Win programımız var gibi farklı içerikler ve networklerle fark yaratan kadınları ve kariyerinin daha ilerlemiş yerlerinde olan ya da dünyasal ve küresel bir hedef koymuş olan kadınları bir araya getirdik. Tabii bu yolculukta önümüze çıkan şey Türkiye'de genişlerken İngilizce oldu. Şimdi oraya geleceğim. Uluslararası bir network ağı dediniz Turkish Win için. Şimdi Turkish Win böyle bir kuruluş oldu. Sonradan ardından oldu sanıyorum Bin Yaprak fikrini kurmak oluştu. Bin Yaprak fikrini nasıl oluşturdunuz? Bin Yaprak kurmak nereden? Niye hani Turkish Win adı altında gitmediniz de bir de ayrıca bir Bin Yaprak kuruldu?
Şimdi Turkish Mind'de bizim amacımız aynı hedefe koşan kadınların kendi şirketlerinin kanallarını, kendi tecrübelerini, ilham veren öykülerini paylaşmasıydı. Ve yola çıkarken ben New York'ta yaşıyordum 2011 senesine kadar. Orada biz bu etkinlikleri yaparken herkesin Türkiye'de de sular seller gibi İngilizce konuştuğu varsayımla yola çıkmıştık. Ne zannediyordunuz? Ben öyle zannediyordum. Artık teknolojiyi takip etmek için, haberleri takip etmek için çok İngilizce konuşmamız gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama hayata geçirebilmek bambaşka bir hikaye. Evet. Dolayısıyla benim de 2011 senesinde Türkiye'ye geri dönüşüm oldu. Hmm. 2011 senesinde Microsoft Türkiye'nin genel müdür yardımcısı olarak Türkiye'ye transfer oldum. Orada 2 sene çalıştım. Tabii Türkiye'ye gelince, Türkiye'de çalışmaya başlayınca, özellikle bu noktada da Turkish Mind'in saha çalışmaları genişlemeye başlayınca, Kayseri'ye gidip bir etkinlikte konuşmacı olunca, Ankara'da, Trabzon'da, farklı illerde burada dil sırrının ne kadar aslında bizi limitlediğini gördüm Turkish Mind şapkası altında. Ve coğrafyalarına ne kadar büyük bir sınır olduğunu gördüm. Hepimiz bir şey paylaşmak istiyoruz. Elimizde çok büyük mecralar yoksa fiziksel olarak gittiğimiz bu etkinliklerde çok büyük zamanlar kaybediliyor, çok büyük masraflı oluyor. Hı-hı. Bir üniversite Erzurum'dan konuşmacı talep ediyor. İngilizce yapıyorsunuz. Bu konuşmaların bir kısmı İngilizce, bir kısmı Türkçeydi. Üniversite konuşmalarımızın çoğu Türkçeydi. Bunları yapmaya başladığımız zaman gördük ki aslında dijital bir platform çok daha fazla kadına ulaşmamızı sağlayacak. İnternetten. İnternet üzerinden. Bin Yaprak fikri de Turkish Mind bu networkleri kurarken, eksik kalan noktaları tamamlarken dedik ki biz yaptığımız bu işi fiziksel etkinliklerle, daha küçük kitlelerle yapacağımıza dijital etkinliklerle, büyük bir dijital platformda yaş, meslek, memleket sınırını aşaraktan dijital bir kız kardeşli çemberi yarataraktan yapalım. Ve Bin Yaprak ismi kendisi bu şekilde bir sene önce hayata geçti. Bin Yaprak biraz daha hani buradaki farkı şöyle mi o zaman dile getirebiliriz? İngilizce'den çıkılıyor tamamen Türkiye içerisinde. Bir ağ oluşturmak adına yapılan bir şey mi Bin Yaprak? Evet, Türkçe 81 ilde var olmayı hedefleyen, evet, üniversiteli genç kadınla çalışan, evet, kadını buluşturan, bizi destekleyen erkekleri, şirketleri ve kanalları da içinde barındırabilecek kocaman bir dijital kız kardeşlik ağ. Harika. Şimdi amacınıza tabii ki geçeceğim ama biraz sizden bahsetmek istiyorum. ABD'den ya da New York'tan neden döndünüz? Yani kariyeriniz sizi nasıl bu noktaya getirdi? Kısaca biraz daha kişisel bir soru olacak belki. Tabii bu. Tabii tesadüflere ben çok inanıyorum. Bir de hiçbir şeyin tesadüf olmadığına da bir taraftan çok inanıyorum. Doğru. Şimdi bir taraftan Turkish Mind büyüyor. Ben bir işim var. Deli gibi çalışıyorum. İkisininle birlikte yönetmeye çalışıyorum. Ve Turkish Mind'in kapsamında da Türkiye'deki kadınlar var. O kadınları eklemek için... uçakla uçup Türkiye'ye etkinlik yapıp geri dönüyordum. Yani böyle gerçekten hem finansal hem zamansal hem de işsel bir bakımdan mümkün olmayan işler yapmaya başlamıştım. 3 ayda bir İstanbul'a geliyorum, bir etkinlik yapıyorum, geri dönüyorum. Ve bakacak olursanız Türkiye'nin başarılı kadınlarını yurt içinde ve dışında birleştirmek istiyorsanız o kadınların aslında çoğu Türkiye'de. Bir hedef kitlemiz burada olduğu için, ikinci ailevi sebeplerden, üçüncüsü de tesadüf. İşte bunları mucizevi bir buluşmaya getiren de TED konferansında kuyrukta beklerken arkamda iki kişinin Türkçe konuştuğunu duydum. Birisi TEDx Reset'in küratörü Ali Üstündağ, diğeri ise Microsoft Türkiye'nin genel müdürü Tamer Özmen. Ve o konferansta 1700 kişilik bir konferans Vancouver'da gerçekleşiyor. Ve 4 tane Türk var. 3'ü de biz böyle bardak gibi bir kuyrukta dizilmişiz. Hı hı. Aa siz Türk müsünüz diyerekten hemen sırayı atlayıp Ali ile Tamer'in yanına gittim. Tamer Bey, sizin gibi beyinlerin geri dönmesi lazım. Çok güzel projelerimiz var. Microsoft'ta sizi bekler dedi. Hı. Ali Bey de ona da hayalimi anlattığım zaman Melek'cim sen yeter ki gel, biz bütün çekimlerini bilabedel İltek Medya olarak yaparız, etkinliklerine destek veririz dedi. Bu kişiyi bir araya gelince de ben dedim ki tamam, demek ki zamanı şimdi.
2011 yılında Microsoft Türkiye'ye görevimle birlikte döndüm. Şu anda Microsoft devam etmiyor galiba. Etmiyor. Çünkü 2013 senesinde artık Turkish Wind yavaş yavaş büyümeye başladı. Şimdi İstanbul, Ankara, Zürich, Londra, Boston, Washington DC, New York, San Francisco, LA'de faaliyetteyiz. 8-9 şehirde faaliyette olan bir network olduk. Bir o taraftaki işler büyümeye başladı. Bir de farklı kadın networkleri bize gelip, işte biz hukukçu kadınlar, bizim böyle dijital bir ağımız yok. Turkish Wind'in altında nasıl konumlanabiliriz? Farklı sektörlerden kadın liderler gelmeye başladılar. Biz de dedik ki Turkish Wind'in aslında çok uygun bir yapısı yok bunun için, İngilizce olduğu için. Bambaşka bir şey tasarlayalım ve bin yaprak fikri çıktı. Kadına yatırım ve bu girişim tam zamanlı bir iş. İçerik üretmek, network üretmek, aynı hedefe koşan insanları bir araya getirmek, kurumlar olsun, bireyler olsun, öğrenciler olsun, gerçekten bu bir iş ve bu önemli bir mesele. O yüzden ben de bir girişimci olarak tam zamanlı 2003 yılından beri Bin Yaprak ve Turkish Wind için çalışıyorum. Evet, süper. Ben o zaman birazcık Bin Yaprak üzerinde yoğunlaşacağım. Çünkü izleyici kitlemizde Bin Yaprak'ta çok fazla ilgilenir diye düşünüyorum. Şimdi Bin Yaprak ne yapar, amacı nedir, ne yapmaz? Oraya gelenler, işte oraya gelen kişi nasıl size yardımcı olabilir? Birazcık Bin Yaprak'tan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Biz ilk önce dedik ki ah kadınlar biz bir araya gelsek neler neler yaparız. Bir de ah o erkekler de bizi destekleseler iş hayatında. Ve de şirketler de bir kurumsal sosyal sorumluluk olsun, işveren itibarı olsun, kadın işe almak olsun. Aradıkları bir platforma bulsalar, bizimle kavuşsalar neler neler olur. Bunun için yola çıktık. Biliyorsunuz kadın istihdamı %33'lerde Türkiye'de, OECD ortalaması %62. Ve çoğu insan da okuduğu mesleği icra etmiyor. %70'i üniversite mezunlarının okuduğu meslekte çalışmıyor. Burada çok büyük birkaç tane eksiğimiz var kadını iş hayatına kazandırmak için. Bizim amacımız kadını iş hayatına harekete geçiren, ona ilham veren, destek veren dijital bir kız kardeşi olarak var olmak, Bin Yaprak olarak. Neler yapıyoruz ki böyle dijital bir kız kardeşiniz olarak varız? Öncelikle ilham veren videolarla yapabileceğinize sizi inandırıyoruz. Bir kullanıcı buraya geldiği zaman farklı eğitim seviyelerinden, farklı memleketlerden, mesleklerden insanlar neler okumuşlar, neler yapmışlar, zorlukları nasıl aşmışlar, hayatlarının o geçiş noktalarını neler düşünmüşler, çok samimice bu paylaşılan anlatıcıların bilgilerinden ilham alıyorlar. Bir video arşivimiz var. 185 tane videomuz bir sene içinde yayına alındı. 185 video, 185 kişi. 185 kişi. İle görüştünüz. Görüştük. Bunlar iş güç sahibi, belli bir yerde işlerinde bir yere gelmiş bayanlar. Her türlü yolculuktan kadın var. Öğrenci de anlatıyor hikayesini. Diyor ki ben uçak mühendisiyim, girişimci olmak istiyordum, yola çıktım ve şu an bir girişimciyim de diyor. Bir satış temsilcisi de uluslararası bir network'te 15 yaşında ben tekrar bir çocukla anne baba evime döndüm, tekrar evlendim. 35 yaşında bir şampuan almak için yola çıktım. Şimdi bir satış temsilcisiyim, 300 kişi altımda çalışıyor. İlkokul mezunuyum. Ben de artık bir kartım var. Çocuklarımın eğitimine ben destek veriyorum. Ben bunu yaparsam sen her şeyi yaparsın diyebiliyor. Burada başarı hikayesi ve hikayeler çok çeşitli. Ha, ilham vermek gerekiyor yani. Burada ilham verenler. İlham verenler, cesaretli kadınların ve cesaretli kadınlara inanan erkeklerin hikayeleri de var. Bin Yaprak'ta Bin Yaprak öğrencisi de hikayesini anlatıyor. Çünkü bazen bir zorlukla stajı kazanmış bir öğrencinin hikayesi, staj peşinde koşan bir öğrenci için çok daha kıymetli. Benim gibi bizim dönemimizde internet yoktu da ben böyle iş aldım da staj yaptım da çok anlamlı olmayabiliyor evet, onlar evet. için. Bir Bin Yaprak kadının da sen korkma ben bunu yaptım hikayesi de çok önemli. Bin Yaprak babaları da anlatıyor. Ben kızıma güveniyorum, kızımla böyle bir ilişkim var, kızım her şeyi yapar deyip başka babaları cesaretlendiriyor. Bin Yaprak erkekleri de hayatlarındaki kadını ürettikçe mutlu olduğunu bildiğin, o dengeyi koruyabilen erkekler de anlatıyorlar. Onlar da daha adaletli, fırsat eşitliği olan bir dünya için başka erkeklere rol model oluyorlar. Böyle 4 tane farklı anlatıcımız var Bin Yaprak'ta ve bizim ilk programımız diye düşünebilirsiniz.
binyaprak.com'a gelince ilk önce diyoruz ki sen dur, ilk önce bir ilham al, şöyle bir dol, ben yaparım de. Sonra keşif yolculuğuna davet ediyoruz kişileri. Farklı makaleler ve canlı yayınlarla peşinde düştükleri soru neyse. Bu staj yapmak da olabilir bir öğrenci için. Bir çalışan kadın için ev iş dengesini nasıl bulurum da olabilir. Bir girişimci için farklı bir şey olabilir. Yeni mezun için ilk iş gününde ne yapmalıyım sorusu olabilir. Bunlar farklı sorular. İlham aldıktan sonra bunu deneyimlemiş bir kişiden gidiyorlar keşfette bölümümüzde yazıları okuyorlar, bilgileniyorlar. Canlı yayınlara katılıyorlar. Yarın akşam da 19'da güzel bir canlı yayınımız var. Her salı günü 19'da bir canlı yayınımız var. Biz Facebook'tan yapıyoruz canlı yayınları. Sonra da yola çıkıyorlar. Binyaprak.com'a ücretsiz üyeliklerini tamamlayarak da gidiyorlar, o soruların peşinde başka kadınlarla tanışıyorlar. Network edebiliyorlar. Birbirlerini bulabiliyorlar. Sohbet odalarımız var. Sorularını sorabiliyorlar. Bu şekilde aynı sorunun peşinde hem tecrübesini paylaşan hem daha farklı sorular soran kadınları bir kız kardeşlik çemberine buluşturuyoruz. Ne yapmıyoruz? Biz yatırım yapmıyoruz. Biz bir fon değiliz. Bireysel olarak ulaştığınız zaman size biz bir network sağlıyoruz. Bu hani balık tutmasını öğretiyoruz, balık vermiyoruz. İş başvurduğunuz zaman sizi işe alan bir yer değiliz. Bunları yapmıyoruz ama çok yakında iş fırsatları geliyor olacak. Bu çıktığınız yolculukta sen bunu arıyordun. Bak bu iş fırsatı senin için uygun olduğunu düşünüyoruz diyeceğiz 2017 senesinde. Onu da yapıyorsunuz. İnternetten bir şekilde hani kişi staj yapacak veya ilk staj görüşmesine girecek ya da ilk iş görüşmesine girecek. Bununla ilgili Bin Yaprak'a girdi diyelim. Bin Yaprak'ın internet sitesine girdi. Orada nasıl anlayacak ki işte hangisi hangi videodur? Yani bir şekilde açıklamalı mı bu videoların hepsi? Tabii yollar var. Staj nasıl yaparım yoluna girdiğiniz zaman Bin Yaprak'ta. O yolculuğun peşinde size bununla alakalı staj tecrübesini anlatan kişilerin videolarını gösteriyoruz. Arkasından da canlı yayınlarda daha önce CV'ni nasıl hazırlarsın, o hazırlık döneminde ne yapman lazım, başarının anahtarları nelerdir, mülakatta neye dikkat etmen lazım, sosyal medyayı nasıl kullanman lazım. Farklı konularda içeriklerimiz var. Bunu öğrenebiliyorsunuz. Sonra o soru cevap odasında da sorularınızı sorabiliyorsunuz. Ben böyle bir şirkete gidiyorum, sizce ne yapmalıyım? Ya da belirlerken küçük şirket mi seçmeliyim, büyük bir kurumsal şirketle mi çalışmalıyım, bir girişim mi yapmalıyım gibi farklı soruların cevaplarını alabildikleri bir ortam var. Burada hem tecrübe hem ilham paylaşıyoruz. Çok yakında da iş fırsatları gelecek. Harika. O zaman yani bir şekilde siz bu insanları mı buluyorsunuz, onlar mı sizi buluyorlar bu videoları hazırlamanız için? Bizim de çağrıda bulunduğumuz kişiler var ama çok istiyoruz ki artık video çekmek çok kolay. Bin Yaprak'ta bu gerçekten çok kolay. Hikayeni paylaş diye bir bölümümüz var. Kendi içeriğinizi, nasıl kameranızı yatay tutacağınızı, sesin nasıl olması gerektiğini, bu gibi tiyoları vererekten kendi videolarınızı, hikayenizi paylaşmanızı sağladığımız bir destek hattımız var. Siz kendiniz videonuzu YouTube'a yükleyip ya da Vimeo ya da farklı bir kanala oradan Bin Yaprak'a yükleyebiliyorsunuz. Biz izleyip onu onaya alıyoruz. Çok güzeldir ki artık kadın konuşmaya başladı. Çok sayıda Bin Yaprak kadını diyeceğimiz, haydi korkma sen de yaparsın diyen kadın kendi videolarını paylaşmaya başladı. Bizim için önemli olan çok önemli bir CEO'nun hikayesi değil. Benim gibi bir kadının neden geçtiği, bir nasıl düşünerekten onu aştığı, benim o zaman karar mekanizmalarımda daha gerçeksi, bana yakın bir ortamda nasıl tiyolar vermiş, neyi yapmış, neyi başarmış, o da benim gibi. Biz bunu çok yakalamak istiyoruz. O yüzden herkesi Bin Yaprak'ta hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz. Anladım. Yani bu o zaman kendileri de video bir şekilde çekebiliyorlar. Siz de ama çekebiliyorsunuz aynı şekilde. Biz de çekiyoruz aynı şekilde. Bizim de küçük bir ekibimiz var. Evet. Bu ekibimizle ilham veren tanıdığımız kadınların videolarını çekiyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki 6 senedir Turkish Film bu tür kadınları biriktiriyor network'ünde. Tanıdığımız o kadar çok kadın var ki diyoruz ki sen şunu anlatabilir misin? Belki sen şu hikayenin bu kısmını anlatabilir misin? Çünkü biz onların sürekli ilham veren hikayelerini anlattıran bir platform olduğumuz için turkishmi.com'da bazı farklı sorular soruyoruz. Evet. Şimdi çok üstüne gitmek istediğimiz konulardan birisi çocuk ve kariyer örneğin. Herkesin etrafında varsa örneğini gördüğü, yoksa da
nasıl başa çıkacağını bilmediği koskocaman bir ikinci bir sorumluluk kadının evet, hayatında. Evet. Bu tarz tiyoları vermek isteyen herkese çok açığız. Ne zaman yapmalı bu çocuğu, terfi mi çocuk mu, işte ilk 1000 günü nasıl geçer doğumdan sonra, işe nasıl en efektif geri dönülür, ikinci çocuk düşünenler, üçüncü çocuk düşünenler nasıl planlamalılar, hangi şirketlerde kreş desteği var, hangi şirketlerde farklı uygulamalar olmalı, bu süt odası kadınlar için şirketlerin yalnızca %10'unda var, düşünebiliyor musunuz ki? Kadınlar çok farklı, hijyen olmayan yerlerde o çok önemli, değerli anne sütünü korumaya çalışıyorlar. Bu gibi soruların konuşulduğu, kadının kadına destek olduğu, bizim şirketlere mesajlarımızı verebildiğimiz bir şekilde farklı içerikleri, farklı yolculuklarda büyütmeye çalışıyoruz. Harika, gerçekten çok güzel bir platform o zaman. Yani hani benim düşündüğümün de ötesinde bazı çalışmalar yapıyorsunuz gerçekten. Hani o şeye geçeceğim zaten, hani ben yaptıysam sen de yaparsın, acaba özgünlüğü öldürür mü sorusuna geçeceğim ama onu ikinci yarıda soracağım. Bir ekip izledin şu anda. Evet. Ekip olarak yani ekip nasıl oluştu? Onlar mı sana geldiler, sen mi onları bir şekilde oluşturdun? Daha ekibi büyütmek gibi bir şey, bir düşünceniz var mı? Ekipler büyüse süper olur. Tabii ki, tabii ki çok istiyoruz ama her şey böyle bir zamanlı, finansman, planlama, farklı ayaklarla gidiyor. Doğru. Turkishmin ekibi şöyle büyüdü. Turkishmin'in ilk günlerinde bir web sitemiz var, bir network var. Info e-mailine de ben bakıyordum. Videolarını da editlemesini de ben yapıyordum. Yazılımı da ben yapıyordum. İlk başta. Böyle ve ilk zaman biz diye konuşuyordum ama buna İngilizce'de Royal We deniyor. Yani bir kraliyet bizi. Tabii. Ben. Üç tane ben var benden içeri şeklinde gidiyordu. Sonra İstanbul'daki etkinlikler için ben böyle uçaklara binip de gelmeye başladığım zaman dedim ki bu böyle olmayacak. İstanbul'da birisini koymamız lazım. Bu operasyondan sorumlu. Ben New York'ta kalacağım. Hı-hı. Orada ikinci kişi geldi. Elif Tekin Oygur. Gerçekten 5 senedir bu yolculukta yoldaşlarımın ilki. Elif'ten sonra yavaş yavaş orası büyüdü. Şimdi 4 kişilik bir ekip Turkishmin. Bin yaprak yolculuğuna çıkınca ama başka bir insan grubunu aramaya başladık. Çünkü dedik ki biz dijital olacağız. İçeriği evet, çok iyi bilen, dijitali çok iyi bilen, bunu yönetebilecek farklı bir yolculuk olması lazım. Ve ben de her girişimci gibi dersimi öğrendim. Turkishmin'de tek başıma çıkmıştım. Tek liderlikle o yolculuğa. Birlikte bir ekibimi oluşturdum. Ama ben hep yukarıda kalan, altta ekibin olduğu bir yapıdaydım. Bu yolculuklar paylaşınca güzel, iyisinle kötüsünle. Özellikle motivasyonunuzun düştüğü zaman başka birisinin sizi toplaması gerekiyor. O yüzden bin yaprağın B'sine başlamadan önce dedim ki kim olur bu ikinci kişi? Turkishmin üyelerinden, mentorlarından, destekçilerinden sevgili Aslı Caner. Bir Endeavor girişimcisi, eski bir yazar. Infomag'ın eski editörlerinden, Youth Media'nın kurucularından, gerçekten dijitali çok iyi biliyor, gençlik sektörünü çok iyi biliyor. İlk önce Aslı'yı kandırdım. Aslı'yı kandırdım, dedim ki Aslı'cığım böyle bir yolculuğa çıkıyorum. İlk önce bana hani danışman olarak destek verir misin? Şirketini kapatıp da bu işe gireceğini hiç tahmin etmemiştim. Dedi ki ben dedi çok anlamlı bir şey istiyorum artık. Hayatta para kazanmak var. Bir de anlamlı işler yapmak var. Şimdi ben uzun bu işten para kazanıp kazanmadığınızı soracağım tabii de. Neyse oraya geçelim. Oraya geçeceğiz. Burası bir sosyal girişim. Yani kurgusuna göre yapmaya çalışıyoruz. Dedi ki ben tamam varım. O varım dedikten sonra bizim işte dijital şeflerimiz, yazılım ekibimiz. Şu an yazılımımızı kendimiz yapıyoruz. Video çekimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Dijital içeriğimizi kendimiz üretiyoruz. Çok geniş bir yazar ağımız var. 6 kişilik bir ekibiz. Ama buradaki ekip Türkçe nefis kullanan, hedef kitlesini tanımak için yatıp kalkan, gerçekten dünyayı değiştirmek için var olan bir ekip. Turkishmin ekibi daha global, uluslararası şirket tecrübeleri olan, yurt dışında işleri nasıl işlediğini bilen, İngilizceye çok hakim bir ekip. Ama biz bir aileyiz. Bin yaprak bir Turkishmin girişimi. Ofislerimiz aynı. Bir yerde çalışıyoruz. Ve birlikte üretmeye devam ediyoruz. Süper. Şimdi biz tamamen anladık bin yaprak ve Turkishmin ilk yarıda. Mükemmel bir girişim gerçekten bence. Ancak ikinci yarıda daha böyle detaylara gireceğim. Gelen gerçekten sorular ne oluyor genelde? Türkiye'deki kadın hakları, cinsiyet eşitsizliği konularına gireceğim. İşte Türkiye ve Amerika'yı karşılaştırmanızı isteyeceğim.
biraz başarı hikayelerini alacağım, hayallerinizi alacağım. İkinci yarıda çok çok daha detaylı, daha güzel sorular gelecek aslında. İkinci yarı kaçırmayın. İkinci yarısına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sevgili Melek Polat Konak konuğumuz. Turkish Film kurucusu ve Bin Yaprak'ın kurucusu. İkinci yarıda, tabii ilk yarıyı izlediniz mi bilmiyorum. İkinci yarıda Turkish Film ve Bin Yaprak'tan bahsettik. Şimdi biraz daha işin detaylarına gireceğim. Çünkü gelen bazı sorular olduğunu biliyorum ben Bin Yaprak'a. İşte işe girmek isteyenler, çalışmak isteyenler, işini kurmak isteyenler, işini geliştirmek isteyenler belli bazı soruları çok fazla soruyor olabilirler. Yani Türkiye'nin bu demografisini anlamak açısından ben bunu merak ediyorum. Size en çok gelen sorular neyle ilgili oluyor? Şimdi bizim birkaç tane farklı hedef kitlemiz var. Bir tanesi üniversiteli, yeni mezun, çalışan kadın, değişim için var olan kadın ve kendini değiştirmek isteyen kadın. Ben özellikle üniversiteye girmek istiyorum. Üniversitenin en çok sorduğu soru İngilizceyi nasıl öğrenebilirim? Üniversitedeyim, üniversitede İngilizce öğrenmek için çok mu geç kaldım? İşte şu İngilizcemi nasıl pratik yapabilirim? Yani gerçekten İngilizce öğrenmek gelen en büyük sorulardan bir tanesi. Yani İngilizce konusu gerçekten bu kadar çok fazla yer etmesi beni şaşırttı. Çünkü zaten Türkiye'de çoğu üniversite zaten İngilizce eğitimi veriyor. İşte liselerde falan veriyor. Belki ben bu istatistik konusunda yanlış bilgiye sahibim. Yani şöyle bir yüzdeye vurursak İngilizce öğreten üniversiteler ve İngilizce öğreten liseler daha az sayıda olarak kabul etmem gerekiyor bu durumda. Ondan ziyade belki şu var, İngilizceyi rahat konuşamamak, bir mülakata gittiği zaman onu ifade edememek, yani yazılısı başka, sözlüsü başka. Ben Microsoft'ta çalışırken de çok başarılı öğrencilerin ilk elendiği yer İngilizceydi, yeterlilik. Yani uluslararası şirketlerin işe alımlarında bir İngilizce yeterlilik sınavına zaten çok sayıdaki adayı elemiş oluyorlar. Hem yurt dışında Erasmus yapmak için, farklı fırsatlar için, uluslararası şirketlerle işe girmek için, kendi konuşamadığı İngilizcesini ilerletmek için çok büyük bir talep var. Biz de iş hayatında ilerlemek isteyen herkese bunu çok hararetle öneriyoruz. Gerçekten İngilizceniz sular seller gibi olsun, bir de ikinci bir dile yatırım yapın. İkinci bir dile de. Peki ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bu İngilizcesini geliştirmek için ne yapabilir? Yani öğrenci? Farklı ücretsiz siteler de var pratiğini yapabileceği. Kitap okuması ve konuşması gerekiyor. Çok sayıda öğrenci eğer burslarını alabilirlerse Erasmus'a gitmelerini öneriyorum. Erasmus'a gitmek yurt dışında bir dönem bile olsa bireylerin İngilizcesine çok katkısı oluyor. Bir şekilde burs alabilirler oradan aslında. Şimdi aslında Melek Hanım, ben bir şeyde çok fazla takıldım konuşurken. Bin Yaprak'ı da izlediğimde, sizinle burada da konuştuğumda birazcık şeyi aldım. Şöyle bir motto seçmişsiniz. İşte ben yaptıysam sen de yaparsın. Ben de aslında burada şeyi düşünürken, programı düşünürken işte bir şekilde cesaretlendirmek adına hareket etmek istedim. Ancak bir yerde orada özgünlük acaba kaçıyor mu sorusu bende soru işareti oluştu. Yani taklit etmek veya işte şimdi birisi bir şey yapmıştır, aa bunu ben de yaparım o zaman düşüncesi kafanıza ulaşabilir ama sizin ona aslında bir yetkinliğiniz yoktur. Siz aslında onu yapamıyorsunuzdur. Sizin aslında yetkinliğiniz de başkadır. Yani nasıl söyleyeyim, işte aslında yetkinliğiniz resim yapmak değildir de başka bir yetkinliğinizdir. Şimdi bizim kültürümüzde böyle bir şey mi var sizce? Yani ben mi yanılıyorum? İşte o yaptıysa ben de yaparım. Ve sizce bu bir şekilde özgünlüğü öldürmüyor mu? Yani özgünlüğü yaratmak adına, ya tabii ki bu sosyal girişim çok önemli, bu tarz programlar çok önemli ama özgünlüğü yaratmak daha önemli. Onu yaratmak adına aslında ne yapılabilir? Şimdi birkaç tane takıldığımız konu var tabii Türkiye'de. Bir tanesi eğer
etrafınızda rol modeliniz yoksa ne yapabileceğinize dair çok araştırmacı, çok sorgulayan, interneti çok iyi kullanan, fırsatları karşısına çıkabilen ve bunu bir cesaretle, merakla yapabilen bir birey olmanız gerekiyor. Bizim eğitim sistemimizde ve aile örf ve adetlerimizde çoğu zaman şimdi sen konuş, şimdi sus, analitik sorgulayan bir yapıda başıma iş çıkarma, bu böyle değil, ben sana böyle dedim zaten gibisinden böyle bir hep daha bizden yaşça büyük olanın bizi yönderlik ettiği, bizim kendi kapılarımızı sonuna kadar açamadığımız, hep üniversite seçimlerinde bile ailemizle bölümümüzü seçtiğimiz bir aile yapımız var. Kültürümüzden gelen kolektif aksiyon diyeyim gibi bir süreçte annemizi, babamızı ikna etmek için eğer her yaş grubunda ben hala ediyorum annemi ikna etmek zorundayım. Yani bir şekilde kararlarımda beni sürekli sorgulayan, desteklemek için yapıyor. Ama hiçbir zaman böyle bana açık çek verip istediğin şeyi yap kızım demez. Ve böyle bir öbür tarafta bunu da düşündüm mü, şu da böyle oldu mu diyen bir yapımız var. Biz ailemizle birlikte yaşayan bir kültürüz. Öyle olduğu için eğer başkası yapmışsa benim annem babamı da ikna etmem kolay. Bak Ayşe yapmış, üstelik onun çok daha az bir şeyi varmış, daha az biliyormuş, daha farklı okullardan gelmiş. Ben de yapabilirim, bak sen de buna ikna olabilirsin diyerekten örnek gösterebileceğimiz hikayelerimizin olması. Burada hem okul sistemimizden biraz bu kaynaklanıyor. Kritik düşünme en zayıf olduğu noktasından birisi Türk eğitim sisteminin. Bunu çok yetiştirmiyoruz. Hep böyle işte ödevini yap, iyi notlarını al, böylelikle sana adam olacaksın gibi yetiştiriyoruz. Burada birisine tanıştığımız zaman hayallerin ne diye sormuyoruz. Şimdiye kadar ne yaptın? Ben seni yaptıklarınla yargılayayım diye yola çıkıyoruz. Biz hep ileriye dönük bakabilmesi, daha cesaretli olabilmesi ve o yapabileceklerinin setinin genişlemesi için yaşanmışlıklardan yola çıkalım diye bir yola çıktık. Çok umut ediyoruz ki bir kültür dönüşümüne de ön ayak olmuş oluruz. Belki ve artık herkes birbirine senin hayallerin ne? En son ne zaman hayal kurdun? Ben senin hayallerine nasıl destek olabilirim? Sorularını sorabilir. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Tekrardan buraya döneceğim aslında. Bu çok önemli bir konu. Yani tabii ki kültürümüzü baştan sona değiştiremeyiz. Her ülkenin, her halkın kendine ait bir kültür özelliği var. Bazıları yararlı, bazıları o kadar yararlı değil. Belki bir şekilde aşılabilir bunlar. ABD'de yaşadın. ABD'de bir şekilde insanlara hayalleri mi soruluyor? Yani bir şekilde geçmişi yargılanmayıp hayalleri mi sorgulanıyor? Yoksa aslında bu insan özelliği mi? O yaptıysa ben yaparım. Ona göre bir ikna olma, kendi kendini ikna etme olayı. Şimdi kadın kimliği çok daha farklı iş hayatında algılanıyor Türkiye'de ve ABD'de. Size çok basit ve yalın bir örnek vereceğim. Türkiye'deki biz özgeçmişimizi yazdığımız zaman yaşımız, medeni durumumuz, araba kullanıp kullanmadığımız, kaç çocuğumuz var gibi çok farklı bilgileri de başvuruyla birlikte veriyoruz. Ve bir işe başvurulduğu zaman genç bir kadına çocuk yapmayı düşünüyor musun? Ne zaman işte evlendin mi gibi çocuk yapmasını, iş performansını endeksleyen bir süzme kriterimiz var. ABD'de iş başvurularında sizi cinsiniz, etnik hangi gruptan geldiğiniz, Afrikalı olabilirsiniz, Asyalı olabilirsiniz, beyaz olabilirsiniz. Bunları yargılamaması için hiçbir özgeçmişte ne yaş ne cinsiyet hiçbir şey sorulamaz. Zaten fotoğraf size, falan da mı göndermiyorsun? Fotoğraf da yok. Ha. Fotoğraf da yok. CV'ler fotoğrafsız. Yalnızca sizin yetenekleriniz ve kabiliyetleriniz doğrultusunda kişi neyi görebilir? Hangi senede mezun olduğunuz üniversiteden yaşınızı aşağı yukarı çıkartabilir. Ama isminizi mesela beni hep erkek diye çağırırlardı. Mr. diye çağırırlardı. Melek Polat Konak cinsiyetsiz bir şey Amerika'da. Yani benim kadın mı, erkek miyim, evli miyim, bekar mıyım, 5 tane çocuğum mu var? Buna göre işe alım olmazdı. İş alım kriteri peki değil. Bunun bir cezai kaidesi mi vardı orada? Tabii. Ceza mı veriliyor? Tabii. Eğer iş hukukuna göre eğer beni bu şartlardan dolayı seçmediklerini kanıtlayabilirsem
cezai müşahidi var. Yani böyle farklı bir iş alım, kadının iş gücüne katılımı süreçleri var. Bir de bunun üzerine Amerika'da çeşitlilik kavramı çok ona gelişkin. Ona geçeceğim Melek Hanım. Tabii. Bu şey, o konu gerçekten çok önemli bir konu. Ama kültürel özellik o zaman olarak şu anda o zaman şöyle bir durum var. Bir şekilde bizim ilk başta şey olarak vermemiz gerekiyor. Yani işte ben yaptım, sen de cesaretlen bundan, bir şekilde ilerle. Bunun bu noktada sizin yaptığınız girişimler aslında kişinin hayal etmesine yönelik bir takım girişimlerde de bulunuyorsunuz şu anda. Ancak bunu değiştiremeyiz büyük ihtimalle. Bir şekilde aslında bu sosyal girişim böyle gidecek diye inanıyorum ben. Yani burada gibi. Bizim amacımız farklı rol modeller arayan, bir arayışta olan, bunu internete girdiği zaman işte Mardin başarılı kadınlar dediği zaman, yani bir arama bir terminolojisi olarak böyle bir içerik yok Türkiye'de. Hangi memleketten ya da inşaat sektöründe başarılı kadınlar diye aradığınız zaman sizin karşınıza çıkan bir içerik yok. Tamam. Bunu LinkedIn'den araştırmanız çok meşakkatli. Doğru. Ve gerçekten hikayenin arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani evet. Bir kadın bir başarı elde etmişse arkasında ne hikayeler var? Erkek için de bu geçerli tabii ki, cinsiyetsiz bir şey. Ama biz daha çok kadını iş hayatına harekete geçirmek istediğimiz için daha fazla kadının samimi bir şekilde hikayesini anlatmasını çok arzuluyoruz. Çok müthiş kadınlarla tanıştık. 50 yaşına kadar ev kadını, kocası vefat ediyor. Kocasının işi kapatmak zorunda kalıyorlar. Mesela öyle Kayseri'de bir girişimci var. Kayınpederi yalvarıyor. Benim çok çalıştı oğlum, içim acıyor. Kızım ne olur işin başına geç ve sen bu şirketi yönet diyor. Ve şu an çok başarılı bir girişimci olan bir kadın. Harika. Hiçbir bunun için tecrübesi olmamış ama cesaretlenip gerçekten o anıyı, o hatırayı başka bir yere taşımak için çalışmış. Bu videolar çok önemli. Bu videolar çok önemli. Bu yüzden biz arayanın karşısına çıkmak istiyoruz. Kapı kapı dolaşıp hayalin ne diye sormayı çok isterim tabii ki tüm Türkiye'ye ama. Ona ulaşabilecek misiniz? Ona bakalım, belki 10 sene sonra tekrar konuşalım. Belki 10 sene sonra tekrardan konuşalım. Ne kadar güzel olur aslında, gerçekten biraz daha bir şey atlamış olur. Bir adım, bir eşik atlamış olur o zaman Türkiye'de. Şimdi öyle güzel bir noktaya geldiniz ki ben orada aslında bir çevirmek zorunda kaldım. Çünkü can alıcı sorularımdan biri olacaktı bu. O yüzden oraya saklamak istedim. Şimdi kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda. O soruyu soracaktım size, o yüzden orada kesmek zorunda kaldım. Türkiye ve ABD arasındaki farklılıkları gözlemlediniz mi diye soracaktım. Bir takım farklılıklara değindiniz aslında. İşte dediniz ki CV'ler hazırlandığında, iş başvurularında bir şekilde aslında cinsinizi, ırkınızı, işte yaşınızı, herhangi bir şekilde çocuğunuz olduğunu, yazmanız, medeni durumunuzu. Medeni durumunuzu, çocuğunuzun olup olmadığını yazmanız yasak mı? Hiçbir zaman girmez. O konulara girmez. Evet. Yani ben mesela karşınızda sizin mülakatta iş görüşmesine geldim. Ondan sonra kaç çocuğunuz var, evli misiniz? Böyle sorular sorması yasak. Soramazsınız. Siz o soruyu bana sorarsanız ve beni işe almazsanız ben dava açarım. Derim ki ben öğrenmek istiyorum işe giren kişi. Sebep nedir? Bundan dolayı mı oldu? Ve oturup benimle uğraşmak zorunda kalırsınız. Eğer bekar birini işe almışsanız mesela. Ve hani yazışmalarda da burası çok yoğun bir iş, sizin bunu götüreceğinizi düşünmüyorum gibi hani yazılı da bir beyanlar vermişlerse, orada benim hakkım yenildi. Ben bu işi yapabilirdim diyebilirim. Yani ama evli olduğu için almadılar ya da çocuğu olduğu için almadılar. Bu yüzden dava açılabiliyor. Evet. Bayağı bir ilerlemiş bir görüş aslında gerçekten gerçekleşiyorsa. Bu noktada aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Çünkü geçenlerde ben bir seminere katıldım. Kurumsal Risk Yöneticileri Derneği seminerinde sevgili Murat Yeşiller'in bir konuşması vardı orada. Aslında şeye değindi. Yani iki tane gruba ayırmışlar Melek Hanım. Bir grup çok zeki, gruptan oluşturulmuş. Çok zeki, işte 4-5 kişilik, işte Harvard mezunu falan. İşte ne kadar başarılı olduklarına bakın. Ve diğer grup, zekiler de var, işte başka özellikleri olan insanlar da var. İşte daha yaratıcı olanlar, daha sanatçı özelliği olanlar, daha işte değişik özelliklerden bir grup oluşturmuşlar. O değişik özelliklerden olan grup, yani çeşitliliği daha fazla olan grup, sadece çok zeki olan gruptan daha başarılı bir iş çıkarmış ortaya. Yani bu noktada siz de belki ABD'de, belki gelişmiş ülkelerde çeşitliliğe önem veriyor diyebilir miyiz? Bu mudur önemli olan? Şimdi burada çıkış noktası bir sürü şirketinde, ülkenin de şu,
çeşitli tecrübelere sahip kişiler, çünkü bizi tecrübelerimiz bir birey yapıyor. Bu bir genç için bambaşka. Yani onlar gerçekten çok etnik bir şekilde teknoloji kullanıyorlar. Benim yaşımda birisi için bambaşka. Bir öğretmenin tecrübesi bambaşka. Fakat biz kolektif olarak birbirimizden fikir alışverişinde yapabileceğimiz bir ortamda çalışıyorsak, inovasyon bu farklı bilgilerin yeni kombinasyonlarla yola çıkmasından oluyor. Örneğin size bir örnek vereceğim. Çeşitlilik ve çeşitli fikirlerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Şu an herkes Google'u kullanıyor. Google bir arama motoru. Google'ın farkı, AltaVista'ya atmış olduğu fark tabii ki teknolojisinde. Teknolojisinde ise aldığı örnek kütüphanelerin endeksleme sistemi. Kütüphanelerde ya da akademik yazılarda referans verilir. Ne kadar çok yazıya referans verilirse o yazı daha otoriterdir. Bizim de arama sonuçlarımızda ne kadar çok kişi bir arama sonucu soru bir yere tıklamışsa o sonuç daha yukarıya çıkıyor. Bu iki farklı kütüphane teknolojisini, internet teknolojisini birleştirdikleri zaman yeni bir inovasyonu harekete geçirdiler. Çoğu yeni fikir eski fikirlerin yeni kombinasyonlarından çıkıyor. Bu yüzden farklı fikir ve tecrübelerdeki kişileri bir araya getirdiğimiz zaman bu çeşitlilik artıyor. Şimdi Türkiye'de çeşitliliği biz nasıl algılayabiliriz? Türkiye'de çeşitlilik bir cinsiyetten geçiyor, bir yaştan geçiyor. Bunu da hiç unutmamak lazım. Gerçekten çok genç bir kişi eğer 24 yaşında müdür olmuşsa ve altında 40 yaşında çalışanlar varsa çok zorlanıyor. Yaş çeşitliliğini performans bazında yapmıyoruz. O benden büyük, ona ben bir şey isteyemem, söyleyemem gibi bir anlayışımız var. Engelliler, istihdama katmadığımız çeşitlilikler ve etnik çeşitlilikler. Farklı çeşitliliklerimiz var burada. Bu yüzden kadının istihdama katılması en büyük masada bıraktığımız doğal kaynak olduğu için hatırlarsınız %62 istihdam katılım oranı OECD'de, Türkiye'de %33. Orayı kattığımız zaman biz başka bir çeşitlilik katıyoruz. Kadın ve erkek farklı düşünüyor, kendini farklı ifade ediyor. Buna bir yaş çeşitliliği katınca bir renk katması açısından önemli. İşte tabii. Melek Hanım'ın aslında dediği %70 şu anda, %70 kadınlar çalışmıyor Türkiye'de. Şimdi orada Murat Yeşilder'in de bahsettiği şuydu, yönetim kuruluna gidiyor, diyor ki işte yönetim kurulu başkanına diyor ki yani şu yönetim kuruluna bir tane de bayan atayın. Bayan denmiyor galiba, kadın deniyor. Evet, kadın deniyor. Tamam, bir tane kadınları atayın şu yönetim kuruluna diyor. Şey de diyor ki, yönetim kurulu başkanı diyor ki benim diyor yetkiden feragat mı etmemi istiyorsun diyor. Yani neden kadınları atayıp da yetkisiz bir insanı atayım? Yani böyle bir cevap karşısında şaşırıyor ki bu insan işte çok okumuş, bir yerlere ulaşmış bir insana böyle bir cevap duyunca çok şaşırıyor tabii. Yani tekrardan üzerine durmak istiyorum istatistiğin. Türkiye'de kadınların %70'i çalışmıyor. Burada ben bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi yönetim kurulunda kadın birkaç senedir var olan çok değerli bir girişim. Murat Yeşildere de onun danışmanlarından birisi. Hande Yaşargil'in liderliğini yaptı. Yönetim kuruluna daha fazla kadın sağlamak için ilk önce gittikleri zaman, çalışmaya başladıkları zaman deniyor ki yönetim kuruluna atayacak yetkin kadın bulamıyoruz. Sayısı yok. Onlar da diyorlar ki okey, o zaman Murat Ülker'in de katıldığı birçok sayıda kadın ve erkek mentor oluyor ve yönetim kuruluna girebilecek vasıflardaki çoğu genel müdür olan, zaten şirket yöneten kadınları hazırlıyorlar, bir hazırlık sürecine getiriyorlar. Daha sonra şirketlere tekrar gittikleri zaman elimizde 100 tane kadın var. Bunlar yönetim kuruluna hazırlar. 2 senelik bir sertifikasyon sürecinden geçtiler. Şimdi atar mısınız dediğiniz zaman aldığınız cevap o. Yetkinlikten mi feragat edeceğim diye. Dolayısıyla artık yönetim kurulunda kadın hareketi de kota gelmesi, yönetim kurullarına kotayla kadın atanması konusunda sermaye piyasası kuruluna öneriler sunuyor. Yani burada ciddi bir fark gördüm kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Orada da eşit değil. Yani orada da %100 eşitlik yok. Daha koruyucu, eşitlemeye çalışan inisiyatif ve kanunlar var.
Amerika'da da kadınlar eğer erkek bir dolar kazanıyorsa aynı iş için 70 sent kazanıyor. Yani eşitsizlik bir işe girmede fırsat eşitsizliği, belki onu biraz elimine etmiş durumda hukuki sistem. Ama girdiğiniz zaman aynı performans için aldığımız maaşlar gene az. Daha az. Bu global bir problem. Global bir kaynak dağılımı problemi diye düşünebiliriz. Ama her problem bir fırsatı içinde barındırıyor. Biz Türkiye'nin çok büyük fırsatı olduğunu düşünüyoruz. İnanılmaz bir doğal kaynağımız var. Bu da kadın. Kadın harekete geçtiği zaman ve ona destek veren, yön gösterecek diğer kadınlarla coğrafi sınırları aşaraktan binyaprak.com gibi bir platformda bir araya gelebildiği zaman bizi destekleyen erkekler destek verebilecekleri kadar belki diyecek ki ben kızıma bahsedeceğim. Ben bilmiyorum farklı kariyerleri. Binyaprak.com'a gitsin, farklı rol modelleri izlesin, yol haritasını çizsin. Ben ona bunu anlatayım diyebilecek. Bir şirket sahibi diyebilecek ki ben ilham veren şirket olmak istiyorum. Kendi hikayelerimi çalışanlarımın anlatmak istiyorum. Çeşitlilik konusunda buna da biraz değinmek istiyorum. Bizim tabii ki çektiğimiz videolarımız var, hikayelerimiz var. İnanılmaz kişiler kendi hikayelerini çekip paylaşıyorlar ilham vermek için. Şirketler bir hazine. Farklı kadınların iş hayatında olan, çalıştığı şirketler inanılmaz bir hazine. Ne hikayeler var orada kendini var etmek için farklı ailevi, coğrafi, sınırları geçmiş kadınların. Biz en ilginç hikayeleri gittiğimiz ilham veren şirketlerin çekimlerinde aldık. Bir tanesini paylaşayım. Tamam. Çünkü ben mesela Elif Hanım Tunca ile belki tanışmamış olacaktım. Bu bir başarı hikayesi aynı zamanda. İpek Yol bize destek verdi ve dedi ki biz bir ilham veren şirket olmak istiyoruz. Bizim içimizde müthiş hikayeler var. Gelin bunları çekin. Şimdi bu hikayeleri siz binyaprak.com'da izleyebilirsiniz. Elif Hanım Tunca okuma yazması yok. Bir köyde ve bir iş ilanı geliyor. Diyor ki İpek Yol terzi arıyor. Ve öğreniyor ki İpek Yol'un servis kaldırması için köyüne minimum 5 kişinin çalışması gerekiyor. Köyden 8 tane kişiden iş başvurusuna ikna ediyor. Hadi birlikte İpek Yol'da çalışalım diye. Bu 8 kişi işe başvuruyorlar. Kendi işe giriyor. İşe girdikten sonra okuma yazmayı öğreniyor. Şimdi terfi etmiş. Ve diyor ki ben okuma yazma bilmiyordum. Zorladım. Çok zordur dediler burada çalışmak. Ama ben çalıştım. Çok çalıştım. Okuma yazmayı da öğrendim. Çocuğumun eğitimini karşılıyorum. Aileme destek oluyorum. Ben yaparsam sen de yaparsın. Bizim böyle hikayelere çok ihtiyacımız var. Bu çeşitlilik için herkesin bu hikaye anlatımına, kadınlar, erkekler, şirketler, herkesin katılması lazım. Esas bu hikaye çok önemli bence. Oldukça önemli bir hikaye. Yani burada zaten bir şeylere ulaşmışsınız Türkiye açısından. İşte hiç okuma yazmaya bilmeyen birinin bile iş hayatına geçişine her zaman olabilir demek ki bu tarz hikayeler. Ya bununla, peki Melek Hanım bir şey soracağım ben size. Burada başarı hikayelerinden falan bahsediyorsunuz ya. Geçen hafta ben Harika'ya da sordum. Başarılı olmak ne demek sizce diye? Yani başarılı olmak ne demek? Yani hani başarılı olmak 100 üzerinden 90 almak mı? Nedir işte başarılı kadın hikayesi? Başarı nedir yani gözünüzde? Benim için başarı, bir ondan kişisel olarak bahsedeyim. Bir de tabii Bin Yaprak'ta bizim için başarı ne demek? Ondan bahsedeceğim. Benim için başarı bir yılgınlıktan, bir mutsuzluktan diğerine şevk kaybetmeden koşabilmek demektir. Gerçekten ben bir şeyi eğer düşürmüşsem, bir şey çalışmıyorsa niye böyle oldu demeden, ya bundan ne öğrendim diyerekten hiç şevkimi kaybetmeden bir yere koşabilmektir. Bin Yaprak'ta bizim için başarı, cesaretinin peşinde koşma yolculuğuna çıkmış, burada öğrendiklerini iyisinle kötüsünle paylaşabilecek cömertlikte olan kadınların hikayeleri. Cesaret her şeyin başı, istek her şeyin başı. O yüzden farklı hikayeleri barındırıyoruz. Bizim için başarı bir genel müdür olmak değil. Bizim için başarı belki eşi kendisini terk ettiyse, çocuklarınla kalan bir kadının ev hizmetleri sektöründe çalışıp, merdiven silerek 4 çocuğunu da üniversitede okutup eğitmiş olması. Bizim için başarı Elif Hanım Tunca gibi bir kadının cesaretinin peşinde başkalarını da sürükleyerekten istediği hedefe koşabilmesi. Bir öğrencinin bir yarışmaya girip
oradan iş fırsatının çıkması. Yokluklardan kadınlarımız çok şey var ediyorlar. Çalışmak yalnızca iş hayatında çalışmak da değil. Ev hayatında çalışıp bize destek verdiği için bizim başarılı olduğumuz sessiz kahramanlar olan da çok kadın var. Onlar da çalışıyorlar, onlar da üretiyorlar. Başarı her şeye rağmen bir şeyler yapabilmek, o cesareti gösterebilmek. O yüzden titirde değil, yaptığınızda değil, o şevkinizde, o sorumluluk duygusunda bir yerden bir yere gidebilmenizde. Mükemmel bir başarı tanımlaması oldu bence bu. Harika bir başarı tanımlaması oldu. Peki Melek Hanım, size hangi yollarla ulaşabilirler? Yani sosyal medyada veya adres olarak verebilirseniz çok mutlu olacağım. Tabii ki binyaprak.com. Bize binyaprak.com'dan ulaşıp internetten ücretsiz bir şekilde üye olup her türlü makaleye, videoya ulaşabilirler. Facebook'ta Bin Yaprak adına kanalımız var. Twitter'da Bin Yaprak'tandayız. Instagram'dayız. YouTube kanalımız var. Sosyal mecran olduğu her yerde varız. Süper. Ve sizi bekliyoruz. Harika bir sosyal işim. Ben zaten Turkish Film üyesi oldum. Çok da memnunum toplantılarına katılmakta. Bin Yaprak'ta bekliyoruz sizi. Evet, evet. Anlatın hikayelerinizi. Evet. Melek Hanım, çok çok teşekkürler. Hem kendim adına, hem ülkem adına, hem tüm kadınlar adına, hem erkekler adına da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok harika bir girişim. İnşallah çok güzel yerlere ulaşacak. Bize konuk olduğunuz için de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir yolun başındayız daha. Bir evet, sene bitti. Çok evet, çok daha başındayız. Başındasınız. Geçecek çok yolumuz var. Ben ama sizi anlatırken neler neler gördüm. Umarım hepsi gerçekleşir uzun süre içerisinde. Bir 10 seneniz var. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Çok teşekkürler.